aktaracak. Şimdi gündemin bir diğer önemli başlığı daha var. Takip edeceğimiz bir başlık. Helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'in cenaze töreni. Değerli izleyiciler, helikopter kazasında hayatını kaybeden Reis için cenaze törenleri düzenlenmeye devam ediliyor. Bakın, burası İran'ın başkenti Tahran ve geride kalan dakikalarda o noktada gerçekleşen cenaze töreninden görüntüler geliyor ekranlarınıza. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir, Abdullahiyan ve beraberindekiler için bugün Tahran Üniversitesi'nde cenaze namazı kılınıyor. Ardından da İnkılap Meydanı'ndan Azadi Meydanı'na kadar bir tören düzenlenmesi bekleniyor. Geride bıraktığımız günde de tören yapılmıştı. Tebriz'de bir tören gerçekleştirilmişti. Cenazeler daha sonra devlet ileri gelenleri ve halkın saygı duruşunda bulunması için Tahran'a nakledilmişti. Reisi'nin ikinci bir törenle doğum yeri olan ve İran'ın dini merkezi olarak görülen Meşhed'de toprağa verilmesi bekleniyor. Bu görüntüler yaklaşık bir saat önce kameralara yansıyan görüntülerdi. Yönetmenim beni uyardı. Bakın, şu anda Anadolu Ajansı'nın paylaştığı bu görüntüler canlı yayınla ekranlarınıza geliyor. Cenaze namazını Hamaney kıldıracak helikopter kazasında ölen Reis'i yarın bu cenaze törenlerinin ardından pek çok ilde düzenlenecek bu törenlerin ardından yarın defnedilecek. نهر دعا شهدای خدمت و همچنین شهدای جهان اسلام خصوصا شهدای مردم مظلوم. Evet, gün içinde takip edeceğimiz sıcak duraklardan biri de işte bu nokta olacak. Neler oluyor? Dünya gözünü çevirdi. Bir yandan da oradaki gelişmeleri dikkatle takip ediyor. Şimdi tasarruf genelgesi. Günlerdir tasarruf genelgesini konuşuyoruz. Aslında o tasarruf genelgesinden beklentimiz çok yüksekti. Ancak o beklentiler boşa çıktı. Hatırlayacaksınız, geçtiğimiz hafta konuşmuştuk.